Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere cilt bakımı rutininden bahsedeceğim. Bu bir istek videoydu. Son zamanlarda videolarda cildimi gören arkadaşlar cilt bakımı rutinini anlatan bir video yapar mısın demişti. Aylar önce, hatta belki bir sene önce bir tane yapmıştım. Fakat tabii ki kullandığım ürünler değişti. Birçok farklı şey kullandım, bitirdim. Çok başarılı bir cilt bakımı rutini mi şu an kullandım bilmiyorum açıkçası. Çünkü cildim çok iyi değil. Ama şöyle bir şey var. Cildim hiçbir zaman çok iyi olmadı. Hatta ergenlikte ve sonrasında şöyle söyleyeyim. Rahat bir 24-25 yaşına kadar, 28 yaşındayım, 29 olmak üzereyim 2 hafta sonra. 25 yaşına, 24 yaşına kadar çok çok ciddi sivilce problemi yaşadım. Ya çok ciddi değil, abartmayayım, böyle doktora gidecek kadar ciddi değildi ama yer yer hep böyle sivilcelerim oldu. Kırmızı, acılı sivilcelerim. O yüzden de izler var suratımda. Hala dönem dönem sivilce yaşıyorum artık. Yani hani ergenlik falan biteli yıllar oldu. Yaşlandım ama hala sivilce problemi yaşıyorum. O yüzden çok güzel bir cildim yok fakat cilt bakımı videosu istediniz. Ben de yapacağım onu. Önce bir şey sormak istiyorum. Saçlarımı boyadım. Bilmiyorum fark ediliyor mu? Hatta daha bugün boyadım. O yüzden böyle şuralarda falan boya izleri görürseniz ya da böyle saçım yapağı gibi biraz. Çok garip, saçımı boyadığım zaman benim saçımın yapısı değişiyor. Normalde buklelerim daha belirgin. Hiçbir şey yapmıyor, sürmeden belirgin buklelerim oluyor ama saçımı boyadığım zaman da böyle bir yapağlaşıyor, tel tel oluyor. Hiç de sevmiyorum, şekli çok çirkin oluyor. Fakat çok fazla beyazım vardı. Ve saçımın rengi daha önceden çikolata kahvesiydi fakat çok akmıştı. Ve San Diego'da bu güneşten de çok etkilenip böyle salak kızıl turuncumsu bir renge dönmüştü. O yüzden de hoş değildi. Saçlarımı boyadım. Boyamı da göstereceğim. Bunu Türkiye'deyken almıştım saçlarımı boyamak için. Üşengeçliğimden boyamamıştım. Yanımda getirmiştim boyarım diye. Avon'un bu Advanced Techniques boyasının 5 numarası, yani medium brown olanıyla saçlarımı boyadım. Bilmiyorum saçımın rengi öyle mi görünüyor ama İki kutuyla boyadım. Bir kutuyu gösteriyorum şu an ama benim saçıma ancak iki kutu çünkü uzun saçım. Çok muhteşem boyayamadım. Çok böyle hamarat değilim açıkçası bu konularda. Elimden geldiğince detaylı boyamaya çalıştım. Bu üstlerdeki beyazlar falan gitsin diye çabaladım. Bilmiyorum görüyor musunuz? Eni tabii. Hiç beyaz görüyor musunuz bilmiyorum ama yani saçlarımın şekilsizliğinin kusuruna bakmayın. Bugün yeni boyadım. Yeni banyo yaptığım için böyle hatta hala biraz ıslak böyle arkalar falan. Sözünü özür, saçlarımı boyadım. Boyama rengi de bu. Eğer hoşunuza gitmişse alın. Bir diğer söylemek istediğim gözümdeki makyajla ilgili. Eğer hoşunuza gitmişse makyajla ilgili bir tutorial yapmayı düşünüyorum. Çünkü çok garip gelecek kulağa. Şu son bir haftadır koyu makyaj yapmaya başladım. Ve ben bu son bir haftadır ne Türkiye'de ne Amerika'da hiç görmediğim ilgiyi görmeye başladım. Garip. Erkekler doğal güzellik seviyor diyorlar ya, koca bir bullshit, yalan arkadaşlar, öyle bir şey yok. Görüyorsunuz çok hafif bir makyaj değil bu ve ben bu makyajı yapmaya başladığımdan beri çalıştığım yerde, otobüs durağında, otobüste, okulda bir garip bir şey oldu, anlamadığım bir şey var ya. Bugünlerde böyle bir garip bir ilgi var üzerimde. Bunda kendimi böyle yani hani şımarıklık olarak algılamayın. Olanı söylüyorum. Bu makyaj garip. Makyajdan herhalde çünkü başka hiçbir şey değişmedi. Giyeceğim kıyafetler aynı. Bugüne kadar saçım, başım, her şey aynıydı. Sadece makyaj değiştirdim. Biraz daha belirgin yapmaya başladım gözlerimi ve bum. Böyle bir garip bir ilgi oldu. Özellikle gözlerime çok iltifat almaya başladım. Hemen şımarayım. O yüzden şayet siz de bunu yaşamak istiyorsanız bu makyajla ilgili bir video yapabilirim eğer isterseniz. O zaman başlayayım videoya. Cilt bakımı ürünlerim. İşte böyle aman aman bir şey yok aslında, göreceksiniz. Önce cilt temizliğiyle başlayalım. Hatta cilt temizleyicimden nefret ediyorum. Sadece kocaman olduğu için, para verdiğim için, cimri olduğum için kullanıyorum. Bundan nefret ediyorum arkadaşlar. Bir daha asla almayacağım. Equate diye okunduğunu tahmin ettiğim Gentle Skin Cleanser diyor. Fazla gentle, fazla nazik, fazla yani. Bugün şöyle söyleyeyim. Dün akşam yüzüme makyaj vardım. Ve makyajla uyudum. Evet. Makyajla uyudum. Eve geldim. Geçti çünkü saat. Üşendim. Makyajla yattım. Sabah kalktım. Duş aldım. Banyoya girdim. Yıkandım.
Duştayken yüzüme bununla, yani ki hani böyle duşa girer girmez ya duşun sonunda artık çıkarken yani yüzüme falan böyle bir sürü su mu değdikten sonra bununla yüzümü tam iki kere yıkadım. Çünkü bir kere asla yetmiyor. Biliyordum bir kerenin hiçbir şey çıkarmayacağını. Yüzümü bununla iki kere yıkadım. Banyodan çıktım. Ve yüzümü birazdan göstereceğim. Tonik benzeri bir ürünle sildim. Ve pamukta hala fondöten vardı. Yuh dedim ya. Yuh yani. Bu kadar hani sırf su sürmekle aynı şey. O yüzden hiç sevmiyorum bunu. Çok şükür bitmek üzere. Bir daha asla almayacağım. Compare to Cetaphil Gentle Skin Cleanser diyor. Cetaphil hiç kullanmadım yüz temizleyicisini. Fakat bunun gibi ise yani. Buraya gelmeden önce çıldırıyordum Cetaphil almak için. Herkes övüyordu, bayılıyorlar YouTube videolarında. Skandal. Ki bir izleyicim söylemişti. Yani ben şey demiştim hani bunu kullandım hiç memnun kalmadım. Cetaphil'i kötülemek istemiyorum ama Cetaphil bunun gibi ise bu başarılı bir taklit ise berbat demiştim. Nitekim bir takipçim de uyarmış beni. Evet Cetaphil aynı şey. Aynı şekilde o da hiçbir şey temizlemiyor diye. O zaman Cetaphil defterini dürüyorum ve bir daha hiçbir şekilde kullanmıyorum. Çünkü ben makyajımı çıkaracak bir şey istiyorum. Bu o değil. Yani hatta sırf makyajsız cildi bile iyi temizlediğini düşünmüyorum. İnanılmaz zayıf, inanılmaz etkisiz. Evet, yumuşak, irite etmeyen bir formülü var demiş. Doğru, çünkü hiçbir şey yapmıyor cildinize. Doğal olarak bir iritasyon da oluşmuyor. Berbat. Ama dediğim gibi para verdim diye kullanıyorum. Bitince tekrar almayacağım kesinlikle. Tonik demişken, bunu Türkiye'den getirmiştim. Innova'nın Dermocare Teen serisi indirimdeydi diye almıştım ve arkadaşım övüyor diye almıştım. Bu toniği kullandım, bitirdim. Ve Sebum Control toniği diyor, yağlı ve mixed skin demiş. Karmayı mixed diye çevirmişler, bomba bu. Türkçe, İngilizce'den Türkçe çeviriler bomba. Yağlı ve karma ciltler için. Yalnız yani kullandım, bitirdim. Hani çok bayılmamış. Tonik ya, ben açıkçası hiçbir tonikten bugüne kadar kullandım, hiçbir tonikten memnun ya da memnun kalmaya da memnuniyetsiz olma gibi bir durum yaşamadım. Tonik yani. Hepsi aynı benim için. Açıkçası hiçbir şey fark etmiyor. Çok ekstra cilimi yakmadığı sürece. Kullandım, bitirdim. Bulsam tekrar alırdım. Almadığımda da özleyeceğim bir ürün değil. Bitti. Şu an onun yerine şunu kullanıyorum. Hatta 2 gün önce aldım. CVS'ten aldım yine. Skin Purifying Astringent. Nasıl okunduğunu bilmediğim şu kelime. Bu. Deep Clean diyor. İçinde %1 salisilik asit var. Bu bir acne treatment. Yani sivilce ciltler için kullanılabilen bir şey. Aslında ben tonik almak için gitmiştim. Fakat Neutrogena'nın buna benzer bir ürünü vardı. Nitekim bu da cildinizi normal yolla temizledikten sonra pamuk yardımıyla cildinize uyguladığınız bir ürün. Hadi tonik yerine bunu deneyeyim. Belki aynı işi görüyordur diye düşündüm. Ekstra bir temizlik sağlıyor cildinize. Aynı zamanda akneyi kurutmaya yarıyor sanırım. Cildi biraz kuruttuğunu fark ettim. Cildim yağlı olmasına rağmen alnımda gerginlik yaptı. Hatta hala hissediyorum o gerginliği. Nemlendirici sürmeme rağmen de geçmedi. Bu yüzden alnıma sürmeyeceğim. Yanaklarımı burnuma süreceğim. Umarım bir faydasını da göreceğim. Sizlere de söyleyeceğim bunu. Hoşuma giderse 3 dolar almıştım sanırım. Nemlendirici olarak Cetaphil kullanıyorum. Evet Cetaphil'i çok kötüledim. Ama kötülediğim yüz temizleyicisiydi. Nemlendiricisi o da arkadaşımın, ev arkadaşımın, İbon'un aslında. Fakat çok büyük olduğu için ve o çok fazla kullanmadığı için ben de bundan sebepleniyorum açıkçası. Ben onu aldırmıştım ama bu çok övülüyor git al diye. Fena değil yani bu var diye gidip koşup başka bir nemlendirici almıyorum. İhtiyacım olmadığı için. Ama hani tekrar bitti zaten ne zaman biter bilmiyorum devasa bir şey. Ama hani bittiğinde de ay gidelim bir daha bundan alalım diye çıldıracağım bir ürün değil. Fena değil açıkçası yani nemlendiriyor mu nemlendiriyor. Gör işte benim cilt bakımı rutinimin ne kadar basit ve aslında belki biraz da baştan sağma olduğunu fark ediyorsunuzdur herhalde. Ama yani olanı da değişik söyleyemeyeceğim. Ay elimi kestim bu arada. Şimdi şöyle bakınca kocaman görünüyor. Neyse. Göz kremi. Göz kremi hep kullanıyorum. Göz kremi kullanmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Aslında cildi nemlendirmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve ben göz kremlerinin kırışık açma falan filan olduğu özelliklerine çok inanmıyorum. Belki gerçekten işe yarıyorlardır ama yaşlanmaya, bu ne derler, kolajen kaybetmeye ve yer çekimine karşı koyabilecek bir krem olduğunu düşünmüyorum dünyada. Sadece şunun olduğunu düşünüyorum, eğer cildimizi nemlendirirsek gerçekten bu süreci uzatabiliriz. Yani daha uzun sürede, yani
kırışıklıklara sahip olmamız daha geç yaşta olur. Ama onun dışında olduktan sonra onu açacak bilmiyorum. Ben hiç bir çevremde hiç işe yaradığını görmedim. Kendim de kullanmadım açıkçası ama bana çok mümkünmüş gibi gelmiyor. Ancak estetik müdahaleyle bu gerçekleşebilir gibi geliyor. Onun dışında nemlendirmeye devam ediyorum ve Clinique'in bu kremini kullanıyorum. Ben bundan 3-4 tane bitirdim. All About Ice isimli nemlendiricisi. Çıldırıyor muyum? Hayır. Yapısını seviyorum. Yapısı ne çok ağır ne çok su gibi. O yüzden yapısını seviyorum. Yapış yapış olmayışını seviyorum. Sürdüğümde nemlendiğini hissediyorum göz çevremin. O yüzden bunu almaya devam ediyorum. Neutrogena kullandım. Bu da fena değildi. Başka bir şey de alabilirim. Tekrar bunu da alabilirim. Sevdiğim bir göz kremi. Göz kremi sürekli kullanıyorum. Göz makyajı temizleyicisi günlük cilt bakım rutinin bir parçası mıdır bilmiyorum ama ben şu an bunu kullanıyorum. Şurasını da soydum. Bende etiket soyma hastalığı var biliyorsunuzdur. Dieterme'nin bu göz makyajı temizleyicisini kullanıyorum. Memnunum. Waterproof makyaj kullanmadığım için ona ne kadar faydalı bilmiyorum. Yani waterproof suya dayanıklı rimeli çıkarmada ne kadar başarılı bilmiyorum ama onun dışında normal rimellerde oldukça başarılı buluyorum. Azıcık kaldı dibine. Türkiye'den almıştım. Amerika'da Dieterme satılıyor mu bilmiyorum. Muhtemelen başka bir marka alacağım. Ama Türkiye'de bundan daha önce defalarca kez kullanmıştım. Bence oldukça başarılı. Severek kullanıyordum. Güneş kremi olarak ucuzluğum sizleri şoka sokacak ama sanırım Target ya da Walmart ikisinden birinden 1 dolar aldığım bu krem. Ben bunu sadece deneme amaçlı almıştım. Çünkü San Diego güneşi cidden kavuruyor arkadaşlar. Sadece deneme amaçlı nasıl olduğunu bilmeden almıştım. Fakat bayıldım. 30 koruma faktörlü 1 dolarlık bu krem. Ne cildimde herhangi bir sivilceye sebep oldu. Ne cildimde ekstra bir terleme. Çünkü güneş kremleri garip bir şekilde terletiyor beni. Ona sebep oldu. Ne beyaz beyaz yapıyor. Makyaj altında baz olarak harika. Hatta şu şekilde kullanıyorum. Özellikle dışarıda tüm günümü geçireceksem. Yüzümü normal yıkayıp tonikledikten sonra nemlendirici yerine bunu sürüyordum. Göz kremi sürüyordum. Üstüne makyaj yapıyordum. Mükemmel bence. Sadece duş aldığım günü, 2 günde bir duş alıyorum. O yüzden bir gün bunu sürüyordum. Bir gün nemlendirici sürüyordum. Duş aldığım günler cildimin sanki neme daha çok ihtiyacı varmış gibi. Çünkü sıcak suyla yıkanmayı seviyorum. Cildim çok kuruyormuş gibi hissedip nemlendiriciye geçiyordum bunun yerine. Ama ben bu kremden çok memnunum. Ve tekrar kesinlikle alacağım. Yağsız olmadığını söylüyor üstüne ve suya ve tere çok dayanıklı olduğunu söylüyor. Nitekim katılıyorum. Bence çok güzel ve herhangi bir yanma, soyulma falan da olmadı hiç. Ki bir dönem işim dolayısıyla sürekli dışarıdaydım. Çok zaten esmerleşmemin sebebi de bu. Ama cildimi cidden iyi koruduğunu düşünüyorum. Şöyle arkada makarna suyu koymuş. Üstünde o kaynıyor mu diye baktım. Kaynıyor. Neyse. Videoda zaten Allah'ım 13 dakika konuşmuşum. Ne konuştum 13 dakika? Neyse. Son ürün. Elf'in bu Zit Zapper'ı. Bunu da Target'ten 1 dolar aldım. Bu sivilcelerin üstüne sürdüğünüz içeriğinde salisilik asit bulunan bir treatment. Yani Türkçesini bilmiyorum. Bir ürün. Cildinizdeki işte sivilceli olan bölgeye onun üstüne sürüyorsunuz ve kurutuyor. Çok işe yarıyor mu? Fena değil. Açıkçası şurada hala hatta var sanırım. Neredeydi? Bulamıyorum. İşe yaramış demek. Şurada. Bir tane sivilcem vardı. Onun üstüne sürüyorum ve sanki bana işe yarıyormuş gibi geldi. Sırf denemek için aldım ama aradan unutmadığımda sivilcelerin üstüne sürüyorum. Fena değil sanki. Evet arkadaşlar. 14 dakikalık videomun sonuna geldim. Cilt bakım ürünlerim bunlar. Dediğim gibi çok da böyle amşan bir şey kullanmıyorum. Çok amşan bir şey de yapmıyorum. Hatta bazen tam bir salak gibi akşamları makyaj yapıyorum. Çok kötü bir alışkanlık aslında. Bu benim kurtulmam gereken bir alışkanlık. Onun dışında bu ürünlerin hepsini düzenli kullanıyorum. Sıkça da bitiriyorum. Böyle benim cilt bakımı rutinim bundan ibaret. Umarım hoşunuza gitmiştir bu video. Yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Her zamanki gibi onları okumaya bayılıyorum. Bana diyorsunuz ki sana bayılıyorum, konuşmana bayılıyorum. Ben de sizin yaptığınız yorumlara bayılıyorum. Gerçekten çok keyifle okuyorum. Çok teşekkür ederim söylediğiniz her şey için. Her türlü eleştirinize, yorumunuza, fikrinize açığım. Lütfen benimle paylaşmaktan çekinmeyin. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşeceğiz. Bye.